Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Vahit Kasseniz Creed ve bugünkü videomuzda şu anda PB'deyiz ve çok değişik bir güncelleme var arkadaşlar. Artık yakıncı savaşçılar yani yakıncı kahramanlar Runa'nın kasırgası eşyasını kullanabiliyor. Çok saçma bir etki ve şöyle ki bu eşya sağdaki ve soldaki rakiplere düz vuruş etkilerinde yansıtıyor çok saçma bir güncelleme geldi şu anda PB'ye. Master Yi'yi e de direkt denemek istedim. Yani bu öyle bir şey ki mesela Braum alın, Runa'an alın. Bir rakibe vurun. Pasif etkisini, Braum'un pasif etkisini sağdaki ve soldaki şampiyonlara da uyguluyor. Yani aynı anda herkesi stunlayabiliyorsunuz. Katerin alın, ulti atın. Ulti'de de düz vuruş etkisi olduğu için yine Runa'anla diğer şampiyonlara vurmuş oluyorsunuz. Vesaire. Mesela Vay alın. Düz vuruş atın. Aynı şekilde Vayla da arkadaşlar herkese pasif etkisini vuruyorsunuz. Düz vuruş etkilerini vuruyorsunuz. Şimdi biz Masriye on hit yani düz vuruş etkisi çalışan bir bu yapacağız. Bir kişiye vurduğumda herkese vuracak. Üzerine bir de hidra falan alırız. Herkese vuracak. Ya yani çok saçma iğrenç bir değişiklik. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Anlık olarak PB'deyim. Nereye gitti o? PB'deyim ve şu anda Masriye deneyeceğiz arkadaşlar. 200 pingim var birazcık sıkıntılı olabilir ama Master e ne kadar zor olabilir ki deyip maça başladık. İki takımda da Master e Yi var bakalım karşıdaki Master e ne kasacak. Ee, Pb'deyiz dediğim gibi. O yüzden çok böyle aman aman bir gameplay beklemeyiz. Sadece deneme maçındayız. Sizleri keyifli seyirler. Güzel hafta sonları. Hadi bakalım Master E'miz nasıl olacak. Bu arada bu videonun altına... Yarın hangi videoyu çekmemi istiyorsun söyleyin. Katarina veya Braum yapabilirim. Ya ama bir Katarina'yı deneyesim var yani. Katarina ile nasıl olacak acaba? Ya bilmiyorum. Çok saçma ya. Hem Hidra eşyası hem Runa'nı alan bir yakın dövüşçü niye olsun ki? Yani niye bu kadar saçma bir güncelleme getirdi Rito bilmiyorum. Biliyorsunuz Rito böyle fantastiko şeyler yapıyor bu aralar. Bakalım nasıl olacak? <laughs> yani yani internette bir gördüm böyle bir değişik geldiğini kafayı yedim. Ne alakalan oldum yani? Hemen denememiz lazım. Hadi bakalım. Şimdi umarım videolar keyifli keyifli geçiyordur arkadaşlar. Bu kanalımızda editsiz güzel güzel videolar atıyorum. Dün gece de YouTube'da canlı yayın açtım. Kasırin Creed kanalında Lars'la dua attık. Beni bilenler vardır. Lars Dawson'u sevenler vardır. Yayın geçmişinde yükledim. Gidip izleyebilirsiniz. Go go go. Kardeşim giriyoruz. SKT T1 Gamer. Haydi bakalım. Bence buradan bir kill çıkaramayacağız. E, ee, killimi alayım büyük ihtimalle çıkamayacaktım. Birkaç tane düz vuruş atıp Q'mun bekleme süresini döndürmeye çalıştım ama dönmedi. O da geri dönmedi, merak etmeyin. Boşumuzu yaptığımıza göre devam edebiliriz. Şimdi ilk eşya yine Kraken alacağım. Kraken'in de düz vuruş etki hasarı olduğu için arkadaşlar bunu Runan aldığımda sağa sola yansıtacak. Kraken Runan Guinzo, daha sonrasında Titanik almayı düşünüyorum. Yani Takım savaşında sağ kiri bıraktığımda bir kişiye yan yana olsun ikisi aynı anda ölecek büyük ihtimalle. Yani yapacak bir şey yoktu bu arada. Topta ölmek istemiyordum pek ama. Yani el mahkum öldük arkadaşlar ne yapalım. Şimdi bize gank atacak koridor vesaire lazım. Bu pezolar Amerika'da oynadığı için pingsiz oynuyor. Ama sıkıntı yok. Biz farm yapıp kasmaya bakalım abi. Haydi bakalım. Master Yi de Nasıl bir build yapacağını gerçekten yakından takip edeceğim. Adam kendi grompunu almış bot lane'e gank atmış. Biz de kendi golemimizi alıp bir bot'a bir gank atalım bakalım. Ya büyük ihtimalle karşı master'i titanic değil de ee, bu hidreyi alacak. Vahşi hidreyi, Vahşi hidreyle da çalışıyor. Ben ama titanic hidreyle yapacağım. Bir aralar Shojin'li, Titanik'le Master Yi build'i yapmıştım. Mükemmeldi. O videoyu izleyenler vardır aranızda. Yoksa da yazsanız bu kanalda çıkar. Bu kanalda olması lazım. Gerçekten güzel bir videoydu bu arada. Şimdi sırada gank atma var. Bot lane'e bir gank deneyelim. Olmadı ejdere gideriz ama adam sıkatılı. Oh shoot. Yani bot lane'e gank atma ihtimalimiz var mı sizce? kimi kaldırırsan. Beni direkt terk etti ne? Hoppa. adam hiç düşünmeden beni terk etti. Kendi kurtlarını almadı bu arada Masteri 32, 36, 28. Bunu da almamış. Yani 28 CS'de bütün kamplarını döndü. Daha sonrasında Skatil ve Dragon'u e, Dragon alıp 36 CS oldu. Yani kendi kurtlarını da almamış. Gromp'un da almamış bu arada. Bence bot beni dive atarız da. Ping'den biraz korkuyorum. Ha? Onu kesemem ama ya. Sana yolu Onu kesemem büyük ihtimalle. Adamlar baksanıza ejderi aldı şimdi gidiyor şu şeyi alıyor. Var mı bana bir kill? Abi bana bedava kill lazım. Nereden bedava kill alabilirim bilmiyorum. İyi geleyim kardeşim de Serapi'nin gelmesi lazım. Ben orada hiçbir şey yapamam. Cadımız çok fazla değil. Hadi Çok güzel. Ya amacım alabildiğim kadar kil almak, kaynak toplamak ve hani bu ildi yapmak. Yani şu an amacım bir iki eşya alıp adamları yok etmek değil. Tamamen bu ildi test etmek istiyorum. Bakacağız. Yani karşı mass bütün objektifleri alması birazcık kötü. Oyun ilerledikçe zayıflayabiliriz ama hiç sıkıntı yok. Üçüncü ejder bir de hex şey ejderi çıkarsa. Bu statik patlaması yapıyor ya saldırısı falan bayağı sarar diye düşünüyorum. Bu arada rünlerden ölümcül tempo girdim. Ölümcül tempo sarar. Göreceğiz beraber ya. Ultiyi açtık. Base'de aslında krakeni almak istiyorum. Bir yerden kill çıkarırsak şöyle midden falan o kadar sarar ki. Yani midden ya da bottan kill alalım arkadaşlar. Sonra base'e gidip kraken alalım. Oynamaya başlayalım. Bu çar zaten krakenle de patlıyor. Mahvolmuş kralın kılıcı ya da kraken alınca patlıyor yani. Ay şimdi şey aklıma geldi ya. Şu çektiğim masteri videosu pinksiz var ya kaymak gibi oynamıştım ha. Burada biraz zorlanacağız. Nafiri bana mı geliyor? Yok buraya totem attı herhalde. Karşısı ciddi oynuyor ha. PB olduğuna bakmayın oynuyorlar saat burada sabah 7'ye 19 geçiyor. <laughs> Bugünün videosunu sizlere sabah çekiyorum arkadaşlar. Amerika'da şu an saat gece 11 ile 12 arasında karışık. Bot neyine gank atsak Çıkar mı bilmiyorum ya. biraz geç de olsa geldik ama ben eşi bekliyordum ya. Yani bu sefer keselim birini. Ya ne olur artık yeter. Kesersem. Çok iyi. Eşyayı bitireceğim. Nice. Amacım tamamen Kraken'i bitirmekti ve amacıma ulaştım. Bir şey diyeyim Ben bu oyunu tek başıma taşıyabilirim. OTP Master Yi oyuncularının... Aha. Benim mavimi ça... Benim mavim mi o? Mavisi çeyrekti. Benim mavim mi acaba? Kendi mavisi mi bilmiyorum. OTP Master Yi oyuncuları hep şöyle yapar ölüm pahasına kule altı girip kili alıp ölür. Oyun başına zaten ölüm süresi bayağı düşük olduğu için. Var mı? Nice. Benimki iyiymiş. Hani girip ölüp doğuyorlar abi. Oyun sonunda ölmek sıkıntı da oyun başında öldüğünde hemen doğduğun için direkt şey yapabiliyorsun yani. İntihar edebiliyorsun. Sıkıntı yok. Bu arada Master burada ve ben toplayın genk katamam gibi duruyor ya. Yani Farm yapacağım biraz. Ayakkabımızın gelmesine çok az var. Serafin <laughs> de duo. Yani başka duo yok. Duo da yabancı böyle. Bir tane oyuna girdim. Direkt iptal oldu dedim. Benim hiç arkadaşım yok. Ben de duo girer misin? Dedi tamam. Onunla duo giriyorum. Nasıl oynadığını bilmiyorum ama ilk defa oynayacağım yani. Bir önceki maç direkt FF oldu çünkü 5. dakikada. PB'nin sıkıntısı da herkes oyunu ya trollüyor ya çıkıyor. Yani zor bela giriyorsunuz arkadaşlar. Burada biri var sanırım. Abi, gelemem gelemem. I Farm yapacağız. Bota gank atacağız. Bot main flashlarını attı valla. PB'nin güzel yanı ama bütün kostümlerle oyun oynayabiliyorsunuz. 24 saatte bir girdiğim bir maçtan sonra 3000 RP veriyor. PB'ye de artık herkes girebiliyor. Nasıl hesap açacağınızı bilmiyorum ama internette büyük ihtimalle bulursunuz arkadaşlar. Baksanıza adam içeriye totem falan atmış Karşı bot lane buralara totem atmış Hani Yani nafili gelse iki tane vursa öleceğim Öyle diyeyim yani Yani geliyor olabilir Biz buradan en iyisi kaçalım arkadaşlar Ejderi falan da koruyamayacağım Nafili geliyor olabilir ama buradaki totemi Temizlemişler belki içeriden Bir yere de gank atabiliriz portlu demek kanka ya. Zor bela girdim buraya kadar. İnşallah master Yi e bot'a gank atar. Ne diyorsunuz buradaki hiç ah, evet. Ne diyorsun sen ya? Adamları içinden geçtik he. Hop. Kardeş. Tamam alamadım ama almak isterdim yani. Amacım eşyalarımı fulllemek. Baya baya ciddi oynasak iyi olur aslında oyunu. Baya tryhard maç geçmiş geçecekmiş gibi duruyor. Ya tryhard'dan kastı pv'de yok böyle bir şey normalde. Haydi bakalım. Keyiflendim şimdi ha. En azından çekişmeli bir maç olacak. Let's go. Bu arada genel hatırlatma arkadaşlar. Videoları hoşunuza gidiyorsa like'a yapıştırın çökersin abi. Daha sonrasında bu cumartesi günü izlemeniz için mis gibi video var. Yayın geçmişi. Ana kanalda gidip onu izleyin. Sardı. Lars'ta 3 el doğu attık. Şimdi bir el ayakkabı. Ayakkabıdan sonra direkt Runa'n alabiliriz ama bence Guinzo alalım. Da direkt runaan alalım. Okay, tamam. runaan, ya direkt Runa'n alalım. Okey tamam. Runa'n sonra Guinzo yapalım. Aa, bunu alabilseydim çok iyiydi. Yani ilk önce Guinzo almak hasarımı daha çok arttırabilir. Ya runanın etkisi sağa sola okey vuracak ama benim daha düz vuruş etkisi eşyam da yok. Ya yani runanla beraber bunu vururken Sağ sol vuruşlarımızı bir test edelim en azından orman canavarlarına. İyi olur aynen. Sonrasında güyünz olup Titanic kasarız. Let's go. Güzel e. Yani ona istesem de giremem bu arada. Serefin base atıyor. Serefin geldiğinde bakarız. Cık. Ya o adamlar bir dakika top e destek çıkalım mı? Ne diyorsunuz? İçeriden bir gank Ya kuşlara yürüyeceğim ve şu an içeriden topa gank atayım Ha ittirme Yani ittirdim bile İttir istiyorsan Tamam Ya başka yapacak hiçbir şeyim yok ya Base atıp bot'a gidebilirim yani Yani bu adamı kesmeye çalışalım bence ya. Adam adam bakayım. Oy uzun. Q'yu bekleteceğim. Oha. Bu pingde doğru mu yaptım lan acaba? Neyse adam benim ormanıma gelebilir Daha 7 level ama ben 9'muşum. Güzel. Ama onun avantajı fazladan objektif aldı. Kırmızısı yok. Kuşları varsa kuşlarını almak isterim. Nice. Sonrasında da alameti alırsak bayağı bir sarar. Bu Shojin'de Master Yi videosunda Titanic Hidra almıştım. Düz vuruş, W düz vuruş artı Titanic'e basıp pasivi iki kere çalıştırıyorsunuz. Bu pingde de yapmayı deneriz. Sarar. Sokum oynuyor ha. Eze sak. Sokun atayım demeyin. Eşyalarımı deneyeceğim daha. Karşı Mastery'i Runa'nı alacak mı? Merak ediyorum. Güncelleme daha bir iki saat önce falan geldi. Herkes bilmiyor. Ve fikrimi soracak olursanız bence bu değişikliği geri çevirebilirler. Yani bizim sunucumuza gelmeyebilir. Zaten değişikliklerin önce PB'de olmasının amacı deniyorlar PB'de. Geri dönüşe göre ona göre bufflayıp nerfleyip işte yeni şeyleri bizim sunucumuza getiriyorlar. Bu sunuculara değişikliğin gelmesi bir iki hafta falan buluyor yani. Hemen gelmiyor. Bu arada bot lane'e uçsak mı diyeceğim de bir redimi alayım ya. Aa. Aa eşin ultisi varmış. TP'de olduğunu bilseydim ona göre oynardım. Nice. Da ben alamam büyük ihtimalle ya. Seraphine'in kitlemesi falan var. Ha direkt öldük. Direkt öldük. Direkt öldük. Yapacak bir şey yok. Ya Seraphine'in Seraphine'in hala ultisinin olması çok saçma. Ne alaka abi? Bir iki kere Seraphine'e vurdum. Sonra diğerlerine vuracaktım. No it's okay. Red'i almadan direkt bota gitseydim büyük ihtimalle keserdim. Eşinin ultisinin olduğunu daha sonradan baktım ben. Kırmızı buff'ım olsun istedim de çok saçma oldu yani. Ayrıca güzel bir ejder çıktı. Tamam bu ejder masteriyle güzel çalışıyor. Deneyelim bakalım ya. Da biraz gerildim boş yere öldük valla. Hayır Serap'in. Sen de ulti at. Tamam. Ah. Oh. Bu arada ben bu Mastery'ye e şimdi ayar oldum arkadaşlar. Ben bu Mastery'ye e ayar oldum. Ne yapacağız? Bakayım burada mısın lan? Bileşin yok attığını gördüm. Bay bay. Görüşürüz kardeşim. Şimdi senin kırmızını alacağım. O arada ulti geliyor. Tutmaz ama ya. Tutmadı. Oğlum adamlara bak oyunu yok ediyor. Aa bizim Yasuo oyundan çıkmış. Neyse. İş bize kaldı arkadaşlar. Taşıyabiliriz bence. Yani karşının aferi birazcık güçlü ama Aa, Yasuo geldi güzel. Öcümü almam lazım şu Serafinlerden. gel lan. Gel arkamda. Vallahi bilerek üstüne atmadım adamı. Yana çekip bana saplayabilirdi yani. Bu arada kesinlikle ejderi alalım. Ha, yap bütün kombonu. Adama baksana Q'sunu bekletti. Alın o shutdown'ı. Helal. Adam Q o kadar bekliyor mu lan? Naferin Q'su. Yarım saat Q'su bekle alalım Neyse. Şimdi bir ilk önce bir golemini gidip bir şu hasarı bir test edelim. Yani şöyle Runa'nın etkisi ne kadar sağ sola saçılıyor. Aslında kurtlarda daha iyi test ederiz. Oradan ejderi gideceğiz. Bundan sonra Goyunzu alacağım. Sonrasında Titanic. Daha sonrasında bakacağız artık. Ölümün dansı falan filan lazım ki şu an düşünüyorum keşke aslında ayakkabı Ninja tabii ayakkabı alsaydık. Tek atıyor lan Nafiri. 150 CS. Ona göstereceğim gününü ama lade'de. Yani. Bak. Bence gerçekten güzel vuruyor bu arada. İyi, iyi bir hasarı var yani. Güzel vuruyor. Buna tek başına burada değildir ya o. Alameti de açmayı unutmayalım. 58 saniyesi varmış. Direkt Ghost'u basıp uçabilirim yani görürsem. Vallahi uçuyoruz arkadaşlar. Ejderi almam gerekiyordu evet. Bay bay. Bay bay. Oğlum fazla vuruyor bu lan. Runan bu kadar vuruyor mu? Normalden fazla vuruyor. Bu kadar beklemiyordum bu arada. Hı? Şunu şimdiden açayım da gidecek çünkü az sonra. Daha sonrasında işine binip takılırız. Aa buna kesin yardım etmemiz lazım. Oo. su o bizim çıkış kapımızdı kardeşim. Aynen. <laughs> Ay, <affet. gülüyor> bir şey diyeceğim. Ejder'e yardım et de öyle bir şey mi var? Burasını da kesinlikle alamayız yani. Aha. Ne? Bir şey diyeceğim. Runa'nı fark ettiniz mi? Runa'nla adamları kesiyorum. Sadece bir eşyam var. He? Alır mıyız lan? Valla bu kuleyi de alırsam inanılmaz kasarım. Bunu alayım ultiyi basıp çıkarım gerekirse öyle diyeyim. Şu an bana fena koşuyorlar. Aha Yasuo baba yardıma geldi. Burada birileri var. Gördüm teleporttan geçti birisi. Tamam. Sanırım safe zone'dayız. Oğlum dehşet bir şey olmuş lan. Bir de Guinzo yok. Titanic yok. İki eşya sadece what? İyi ki bunu almışım. Guinzo falan olsaydı bu arada orada yaşayamazdım. İnanmıyorum ya. Rito yine ne pişiriyorsun? Alo. Vay wow, sevindim deneyebilmeme sevindim yani direkt yan yana bir de hani hani belli bir mes yani güzel bir mesafeye de vuruyor yani sanırım 350 menzil mi demişlerdi yazmıyor burada sanırım şu an şimdi kurtlarda deneyeceğim de burada naferi çıkabilir ya sıkıntı bakayım bence hatlı sayılır harbi iyi vuruyor ya sardı aga. Sardı. Let's go. Ramazan yavaştan yaklaşıyor. Twitch'e de ban gelmiş. Lan Twitch açılmıyor. Ben dedim Ramazan'da yayın açacağım diye haftaya başlarım başlarım diyordum. Lan Twitch kapandı ne yapacağım bilmiyorum. Youtube'da yayın açtım çok sardı ya. Bir sürü izleyicim gelmiş. Aranızda izleyen olduğum bilmiyorum. Çok sevindim. Çok güzel mesajlar attılar yani. bayağı tatlı güzel bir ortam geçti açıkçası. Al bunu baba. Adamı zıplattım ölürken gördünüz mü? Sakın yaklaşmayın şimdi Tiamat alsam Tiamat etkisini de yansıtması lazım küçük Tiamat'tan bahsediyorum Karşı Mastery Şimdi Runaan alır. Alınma yerdir Lan onun orada ne işi var? Aa önden arkadan çıktı adamlar O Bizim Seraphine iyi oynuyormuş lan Seraphine 15 level adam e, Eyvallah Neyse ben şimdi şunu alayım Yine test edeyim Çünkü bunun aktif şeyini de Kullanması lazım Ya ben videoyu gördüğümde Ne oluyor falan dedim Vay'ın pasifini falan niye sağa sola etkiler ki Braum'un falan Braum videosunu kesin yapacağım da Önce bir katayı yapmak istiyorum Siz aklınızdaki bu eşyayla beraber çalışabilecek Şampiyonları söyleyeyim Benim aklıma başka bir şey gelmiyor Çünkü Braum, Vay Onları da videoda gördüm. Katarina. O fena. Katarina ultisi direkt zaten. Katarina ultisi direkt yani. Şimdi goleme gidip şunu da bir deneyeyim. Şu an düz vuruşları Tiamat etkisinde vurması lazım. Bakayım. Aynen bak soldan da şey çıkıyor bakın. O yüzden Hidra'yı şöyle yani bir tane videoda bunun aldığını gördüm. Buna gerek yok. Yani bunun da etkisini vuracak ve seni tank yapacak. Bunda da 10 hit efekti var yani. Yani şimdi göreceksin. Hadi başlayalım. Nerede? He? Nereye kaçtın oradan? Mide nasıl gitti adam? Q'um yok Q'um olsaydı. Aha. Bunu birebir de alır mıyım ya? Şimdi ping'den dolayı alamaya bir Q'yu başta atsaydım bence bunu alırdık ha. Bu arada base'den çıkarken ne olur şu eşyayı alayım. Bununla beraber denemek istiyorum. Q'yu başlatsaydım büyük ihtimalle alırdım. Biraz bekleyeyim dedim de Yasuo beklediğimden çok fazla vurdu bana. 2200 vurmuş Yasuo. Eşyalar 900 mi vurmuş? Neyse. Ne diyordum? Yayın hakkında konuşuyordum. Yayın her türlü açacağım ya. Her türlü kesin yani. Sahur yayınları için yayında da konuştum dünkü yayında. Büyük ihtimalle hikayeli oyunlar ve korku oyunları da eklerim çünkü yani akşam 9'dan sabah 4'e 5'e belki 6'ya kadar yayınlar olacak yani 12 saat 10 saat 11 saat dolu dolu şeyler yaparız yani sadece lol oynamayız diye düşünüyorum ve Lars'la da şöyle konuştuk kendisi challenger olursa şu an bir iki maçı kalmış ben de beraber sıfırdan challenger'a e böyle bir etkinlik yapmayı planlıyor ee, hani iddialı sıfırdan challenger tarzı hani acaba kim önce olacak gibi ama şöyle bir sıkıntı var şimdi ben 6-7 aydır oynamıyorum yüksek elo challenger ele vesaire o da daha yeni challenger oldu zevkli olur diye düşünüyorum bakacağız şu an olayımız bitti abi şu an peak formdayız o çocuğu da ölene kadar takip etmem lazım Bingold mu? O biçiyor ha. Dur şurada da bir deneyeyim. Hepsinden titanik etkisi gidiyor bakın. Tabi Runa'nın da vurması lazım dur Runa'nın menzilinde değildim. Yani Runa'nın menzilinde olduğumda minyonların hepsinden titanik gitmesi lazım. Deniyoruz. Aynen bak buna vuruyorum. Bundan titanik gidiyor. Son eşya ne alırız? Bir can eşyası güzel olur. Titaniği de güçlendirir aslında. 2700 can da hiç fena değil ama. Ee, Shojin, Sterak falan güzel olur. Shojin aldığınızda çünkü Mastery'e bir tane Q attığınızda otomatik Shojin'i pull stekliyor. Dört kere vurduğu için Q. Ee, aynı zamanda bekleme süresi falan QWE için baya iyi. Ki öyle yapalım. Ya da ölümün dansı da güzel olur. Bu yildimiz ama mükemmel ötesi yani. Bu, bunu bu, bunu ben bizim sunucularda görmek istemiyorum bu arada. Riot lütfen bunu getirmesin. Bu bozuk bir şey. Bu, bu, bu normal değil bu arada. Yok. Vurdukça daha da deliriyorum yani. Olamaz. Burada biri gördüm sanki. Ya çökmüş adam nasıl bir kesiyor oğlum öyle tek atıyor. Kaç vuruyorsun oğlum? He? Serafin. Let's go together. This guy. Tamam böyle yazayım. Ya oyunu bitireceğim. Bitiremiyorum. 15 6 adam tek atıyor ya. Ölümün dansı falan almam lazım buna yani aslında. Neyse şu Jinya'da ölümün dansı alayım. Ölümün dansıyla hayatta ölmem de. Helal lan Yasuo onu da kestin ultin yokmuş ama Bak o da runağını almış <gülüyor> <gülüyor> Ah lan Enti Hadi ya Barona Marona da alacağım şimdi sinirden İksir miksir aldım abi devam Ölmezsen iyiyiz Gelsene Baron aldır bize Şu Nafer'i başka türlü kesemeyiz yani Güçlenmemiz lazım. Gel. Hoppa. Bu ne kanka? Oğlum kim yok? Valla bir düz vuruş öldü adam. Ellerine sağlık kardeşim. Baron'u bir eritelim. APM aşırı yüksek. Bunu ben OTP Master Yi'nin pingsiz bir şekilde oynadığını düşünemem bu arada. Aranızda bu çarı delirtenler vardır eminim ki yani. Ve <laughs> <laughs> uçarım ha kafana. Bizde R yok kardeş. <laughs> Yanlışlıkla seni de öldürecektim yaklaşsaydın. Aa. Aa minyonlar gelmedi. Aldın onu adamsın. Ya ölmek istemiyorum en iyisi geri çıkalım ha. Aa oyun bitmiş. Nice. Hasar tablosuna da bakalım da öyle çıkalım ne kadar vurdum acaba. Yani 20 28 dakika mı ne sürdü maç yarım saate yakın bir maçtı Güzel <laughs> Gereksiz bir şeydi yani Bunun acil değişmesini bekliyorum ama değişmeden önce Bram'la Kata'yı da yapmam lazım Onun haricinde aklınızda ekstra bir şey varsa şunu da yap bunu da yap vesaire Kesin yaparım abi Yorumlara ekstradan bakacağım. Dediğim gibi like'ları unutmayın abi. Genel olarak hatırlatmamdır. 34.816 vurmuşum. Nafile'ye bozuk bozuk diye ağladım bütün maç. Adamdan da fazla vurmuşum. Bu daha bozuk şu an. Şimdilik bu kadar diyelim videomuz arkadaşlar. Bu arkadaşla ben bir tane daha video çekeyim. Şimdi katayı denerim sanırım. Kendinize çok iyi bakın. Kata harici video varsa söyleyin. O zaman hoşçakalın. İyi hafta sonu.